Merhaba, bugün dersimizi online yani bir video üzerinden aktaracağız malum olaylardan dolayı. Evet, sizinle en son işlediğimiz konu 15. ve 17. yüzyıl felsefesiydi. Evet, 2. ve 15. yüzyıl felsefesini işlemiştik. Bir sonraki çağımız 15. ve 17. yüzyıl felsefesiydi, değil mi? Şimdiki ise yani şu an işleyeceğimiz konu ise 18. ve 19. yüzyıl felsefesi. Yani sizin müfredatınızda, kitaplarınızdaki ünite olarak 4. ünitedeyiz. 4. konudayız. Son bir konumuz kalacak, tamam mı? Bunu da dersin bir sonraki derslerde işleyeceğiz inşallah. Şimdi 18. ve 19. yüzyıl felsefesi. Ben buraya anahtar kavramlar koydum. 18. ve 19. yüzyıl felsefesi diyorsam benim aklıma gelecek olan şeyler şunlar. Ben bu çağı akıl çağı olarak adlandırıyorum. Daha sonrasında aydınlanma dönemi olarak adlandırıyorum. Aydınlanma. Aklın ön plana çıktığı bir dönem olarak adlandırıyorum. Fransız İhtilali bu yüzyıllarda gerçekleşiyor. Evet, sanayi devrimi bu yüzyıllarda gerçekleşiyor. Tarih dersinden hatırlarsanız. Düşünce özgürlüğünün geliştiği bir çağdan bahsediyorum ve aydın ve yazarlar sınıfının, aydın ve yazarlar grubunun ortaya çıktığı bir çağdan, bir dönemden bahsediyorum. Şimdi 18. ve 19. yüzyıl felsefesi bireysel ve toplumsal olarak aslında Batı'da aydınlanmanın yaşandığı bir dönem. Yani bu dönemde aydınlanmanın ben yaşandığını biliyorum. Aydınlanma kavramı ise şu demek, yani kelime anlamı olarak aydınlanma kelimesi şu anlama geliyor. Bir şeyi netleştirmek için onun üzerinde düşünmek ve onu açığa çıkarmak. Bir şeyi netleştirmek için onun üzerine düşünmek ve onu açığa çıkarmak. Onu aydınlatmak, onun üzerine ışık tutmak. Bu dönem düşünürleri ise aklı ön plana tutuyorlar ve toplumu akıl ile aydınlatmaya çalışıyorlar. Yani bu dönemde akıl önemliydi, değil mi? Bu döneme akıl hakimdi. Sonrasında ise bu çağ dediğimiz gibi aynı şekilde akıl çağı olarak adlandırılıyordu. 18. ve 19. yüzyıl felsefesi Batı coğrafyasının toplumsal yaşamındaki bir köklü değişimlerin yer aldığı bir çağdı. Tamam mı? Bu dönemde Fransız İhtilali, sanayi devrimi gibi aslında bütün dönemler, yani bütün ülkeleri, bütün dünyayı etkileyen olaylar gerçekleşiyor. Evet, bunları biliyorum. Bu olayların sonucunda özellikle Fransız İhtilali sonrasında değil mi? Laiklik de geliyor. Özgür düşünce geliyor. Ne diyor? Artık geleneksel düşünceler geri plana kaçıyor, artık geri planda kalıyor. Buna karşı, yani geleneksel düşünceye karşı artık akıl özgürleştiriliyor. Artık akıl ön plana çıkıyor ve bu ön plana çıktığı için artık aklı simgeleyen, aklı ön plana tutan bir felsefi hareketten ben bahsediyorum. Tamam mı? Aynı şekilde her dönemde olduğu gibi aslında bu dönemi, yani bu yüzyıl felsefesini anlamak için de benim geçmiş yüzyıllara bakmam gerekiyor. Geçmiş yüzyıllarda neler yaşanmış? Bunun altyapısı ne? Çünkü 18. ve 19. yüzyıl felsefesi 15. ve 17. yüzyıl felsefesinin bir devamıdır. Ona ekleyerek onu geliştirmiştir. Şimdi baktığımda ne diyordum? 2. ve 15. yüzyıl felsefesinde, değil mi? Bunu işlemiştik. Ön plana çıkan şeyler neydi? Olaylar neydi? Anahtar kelimelerim neydi? Bir kere din, değil mi? Din bu dönemde ön plandaydı. Kilise ön plandaydı. Dogmatik düşünce vardı, değil mi? Sorgulanmadan kabul etmek. Din dogmatikti. Sorgulanmadan ben kabul ediyordum. Kilisenin kurallarını sorgulamak, kiliseye karşı çıkmaktı. Eğer karşı çıkıyorsak Engizisyon mahkemelerinde yargılanıyorduk, ceza alıyorduk. Değil mi? Her şey kilisenin elindeydi. Toplumsal kuralları, hukuksal kuralları, dini kuralları, her şey kilise kendisi oluşturuyordu ve bunu insanlara dayatıyordu. Sen böyle böyle yapmak zorundasın. Bunları uygulamıyorsan o zaman ceza alacaksın gibi, değil mi? Dogmatik düşünce hakimde bir baskı söz konusu, az önce bahsettiğimiz gibi ve bu yüzyıl din felsefesinin geliştiği bir yüzyıl, değil mi? Hristiyanlık ortaya çıkmıştı, İslamiyet ortaya çıkmıştı, değil mi? Ama aslında baktığımda ben Hristiyanlıkta biraz daha dinin, kilisenin baskılı olduğunu ama İslamiyet son yayılan bir din, yani son indirilen bir dinde. İslamiyet'te ise
Bunun yanı sıra aslında bilime biraz daha yöneliş olduğu söz konusu değil mi? Bunu bir sonraki yüzyılda yapılan çeviriler, coğrafi keşiflerinden de bahsedeceğiz zaten. Ne diyorduk? İslam felsefesinde İbn Sina'lar, İbni Haldunlar, Farabiler değil mi? Harezmiler, Cezmiler, bu tarz böyle filozoflar, bu tarz bilim insanları yetişmişti. Çünkü ilk doğduğunda İslamiyet bilime aslında önem veriliyordu. Değil mi? Bu döneme baktığınızda kilise ön planda dedik. 15. ve 17. yüzyıllar arasında ise Rönesans, yeniden doğuş hareketi ortaya çıkmıştı, değil mi? Bilim ön plana çıkmıştı. Artık din her şeyi açıklayamaz. Din sadece benim metafiziksel olarak yani cevap bulamayacağım, deney ve gözlemle oluşturamayacağım şeylere cevap verir diyordum. Ama bunun dışında ben mevcut olan olayları atıyorum, dünyanın dönmesi, evrenin varoluşu, evrenin yok olması gibi bu tarz olayları ben artık bilimle açıklayabiliyordum. Artık bilim bunlara cevap verebiliyordu. Bilim cevap verebiliyorsa o zaman dinin normlarına, dinin açıklamalarına ben gerek duymuyordum. Artık bilim ön plandaydı değil mi? Buraya anahtar kelimeleri ben yazdım. 15. ve 17. yüzyılda bilim ön planda Rönesans bu dönemde ortaya çıkıyor. Altını çizelim. Rönesans değil mi? Yeniden doğuş anlamına geliyor Rönesans. Reform hareketleri 15. 17. yüzyılda ortaya çıkıyor. Reform hareketleri daha çok dine yönelik hareketlerdi değil mi? Aslında laikliği birazcık böyle başlangıcı, laiklik sisteminin birazcık başlangıcı. Dinin kendi işlevleri bir kenara, hukukun, bilimin, toplumun işlevleri bir kenara. Bu dönemde coğrafi keşifler yapılıyor. Özellikle bu dinlerin ilk yayılmaya başladığı coğrafyalar, Hristiyanlık ve İslamiyet için batıdan buraya bilim insanları gidiyorlar. Burada araştırmalar yapıyorlar. Burada Müslüman filozofların veya Hristiyan filozofların yayınladıkları yani ortaya çıkardıkları eserler, bunları araştırıyorlar, bunlar üzerine araştırmalar yürütüyorlar ve sonrasında aslında bu bilgiler bizim için önemli. Yani ben tamamen dini açıdan açıklamaları, dini açıdan ortaya çıkarılan eserleri yok saymıyorum. Bunları temel alıyorum. Aristoteles, Platon, Sokrates, bu tarz filozofların düşünceleri aslında önemli benim için. Bilimin temelinde bunlar önemli. Aynı şekilde ne demiştik? Hristiyanlık ilk yayılmaya başladığı zamanlarda İbn Sina, İbn Haldun değil mi? Bunlar bilim adı altında. Bunlar tıp, coğrafya, matematik, geometri değil mi? Bu tarz konularda, bu tarz bilim alanlarında aslında eserler ortaya koymuş ve Batı bunu coğrafi keşifler sonucunda ortaya çıkartıyor. Coğrafi keşifler sonucunda bu eserleri alıyor, kendi ülkesine, kendi ülkelerine götürüyorlar ve bilim gelişiyor. Aydınlanma, coğrafi keşifler, aydınlanmanın başlangıcı olarak ben 15. ve 17. yüzyılı gösterebiliyorum, tamam mı? Çeviriler ön planda burada. Az önce de bahsettim. Hristiyan filozofların eserleri, Müslüman filozofların eserleri bu dönemde çevriliyor, götürülüp. Bu çağdan sonraki çağımız ise yani şu an bizim anlattığımız, şu an üzerine durduğumuz çağ ise 18. ve 19. yüzyıl felsefesi yani dönemi. Bu döneme ben az önce de bahsetmiştim, akıl çağı diyorum. Aydınlanma dönemi diyorum. Aydınlanmanın o ilk ayak sesleri 15. ve 17. yüzyılda ortaya çıkmıştı zaten. Ama 18. ve 19. yüzyılda artık tamamen bir aydınlanma döneminden, aydınlanma çağından bahsediyorum. Her şey akıl ile, akıl ışığında açıklanmaya çalışılıyor. Sonrasında Fransız İhtilali bu dönemde gerçekleşti dedim. Bir takım toplumsal kurallar değil mi ortaya çıkartıldı. İnsan hakları bildirisi yayınlandı. İnsanın önemli bir değer olduğu, insan önemli bir varlık olduğu ortaya çıkarıldı ve insani değerlerden bahsedildi. Sonrasında sanayi devriminden bahsediyorduk. Sanayi devriminde makineleşme değil mi ön plana çıkıyor. Makineler var, fabrikalar var, üretim araçları var değil mi? Aslında sanayileşme dönemi, makineleşme toplumsal sınıfların da ortaya çıktığı bir dönemdir. Çünkü üretim araçlarını elinde bulunduran insanlar, gücü de elinde bulunduran insanlardır. Üretim araçlarını ellerinde bulunduruyorlarsa eğer ne yapıyorlar? Bir işçisi de oluyor, çalıştırdığı bir kesim de oluyor. Onu yönetiyor, ona maaş veriyor, onu çalıştırıyor. Yani yönetici, yöneten, yöneten, yönetilen değil mi? Biraz da böyle aslında efendi köle ilişkisi gibi bu tarz böyle sınıflar ortaya çıkıyor değil mi? Bunlar işte Karl Marx'ın kapitalizm, komünizm gibi bu tarz böyle kavramlarını, kuranlarını da aslında görebiliriz. Toplumsal sınıfın ortaya çıktığı bir dönem.
sanayi devriminin olduğu bir dönem. Çünkü makineleşme var, üretim araçları var. Sonrasında da üretim araçlarını elinde bulunduranlarla bulundurmayanlar var. Yani çalışan bir kesim var. Sadece üretime katılan bir kesimden ben bahsediyorum. Aslında bu dönemde tamam aydınlanma, akıl önemli ama filozofların ya da aslında sosyologların da üstünde durduğu önemli bir konuda dediğim gibi toplumsal sınıflar, toplumun işleyişi, bu tarz işte yönetilen ilişkileri bunlardan bahsediyorlar. Yani 18. ve 19. yüzyıl felsefesini aslında tamamen anlamak istiyorsak geri planında, arka planındaki olan o adımlara, o dönemlere birazcık böyle bakmamız gerekiyor. Aslında hepsi birbirini sürüklüyor. Milattan sonra 2. ve 15. yüzyıl dinler yayılıyor. Din felsefesinin gelişmesi normal. Daha sonrasında 15 ve 17. yüzyıllarda artık biraz daha böyle akıl, bilim artık ön plana çıkıyor gibi. Birazcık böyle insanlar aydınlanmaya başlamışlar. Artık böyle birazcık sorguluyorlar bir şeyleri. Ve sonrasında da bu dönem, bu çağ ardından 18. ve 19. yüzyılı getiriyor arkasında. Ve bu dönemde dediğim gibi önemli hareketler, önemli toplumsal hareketlerin olduğu bir dönem. Evet, bu dönemde öne çıkan problemlere bakacak olursak, 4 tane öne çıkan problemimiz var aslında. Birincisi bilginin kaynağı problemi, ikincisi birey-devlet ilişkisi, üçüncüsü ahlakın ilkesi problemi, dördüncüsü ise varlığın oluşu. Aslında bunlar bir sonraki senesi sınava hazırlanırken göreceğiniz varlık felsefesi, bilgi felsefesi, siyaset felsefesi, din felsefesi, ahlak felsefesi gibi temel böyle başlıklar göreceksiniz. Bu başlıkların altında bunlara değineceğiz, bunlardan bahsedeceğiz. Aslında bunlar o temel bilgileri bize oluşturacaklar. Şimdi bugünkü dersimizde ben şu ilk iki problemden bahsedeceğim. Bir sonraki dersimizde ise kalan bu iki problemden bahsedip bu üniteyi, bu konuyu kapatacağız. Öncelikle şu iki problemden bahsedeceğiz. Evet, birinci problemimiz neydi? Bilginin kaynağı problemi. Bilginin kaynağı. Şimdi, bilimdeki gelişme Batı'nın bilgiye olan bakışını değiştiriyor değil mi? Özellikle 17. yüzyılda işte bilimin yöntemi felsefe uygulanmaya başlıyor. Bilim felsefesi ortaya çıkıyor. 18. yüzyılda ise aklın aydınlattığı doğru bilgiler aranıyor. Yani aklın ışığında aklın aydınlattığı doğru bilgiler aranıyor. Ve bu şekilde filozoflar bilginin üzerine gidiyorlar ve bilginin doğasına yönelik düşünceler oluşturuyorlar. Acaba bilgine işte bir şey bilmek ne anlama gelmektedir? İnsan nelerin bilgisini bilebilir? Bilginin bir sınırı var mıdır? Bilgi ne kadar güvenilirdir gibi. Filozoflar bu dönemde bilginin üzerine gidiyorlar. Bilgiyi böyle iyice incik cincik araştırıyorlar, bakıyorlar. Güvenilir bir şey mi? Bir şeyi bilmek ne anlama geliyor? Ben bir şeyi biliyorsam eğer o şey kesin doğru mu? Yani kesin güvenilir mi? Bunun üzerine gidiyor filozoflar. Baktığımızda bu dönemde doğru bilgi mümkündür anlayışı var. Yani doğru bilgiye ulaşılabilir anlayışı var. Temel problem ise bu dönemde bilginin ne olduğu ve insanın onu nasıl elde ettiği. Yani insanın bilgiye nasıl ulaştığından bahsediyorlar bu dönemde. Evet, bu dönemde bilgi üzerine yapılan tartışmalarda iki tane akımdan bahsedeceğiz. İki felsefe akımından bahsedeceğiz. Birincisi rasyonalizm. Akılcılık zaten biliyoruz. Bir diğeri ise empirizm, yani deneycilik. Deneyle elde edilen. Şimdi rasyonalizm bilginin a priori'den oluştuğunu, yani a priori demek doğuştan gelen demek. Bilginin doğuştan geldiğini, bilginin zaten zihnimizde var olduğunu, sırf akılla oluştuğunu, akıl varsa bilgi de vardır. Bu anlayışta, tamam mı? Rasyonalizm, akılcılık. A priori'den geliyor bilgiler, yani doğuştan geliyor. Empirizm ise deneycilik demekti, değil mi? Empirizmde ise bilginin a posteriori'den geldiğini, yani deneyime bağlı, deneyimle oluştuğunu, sonradan oluştuğundan bahsediyor. Bilgi bu şekilde ortaya çıkar, ben bilgiyi bu şekilde elde ederim diyor empiristler. Şimdi bu dönemde, yani şu problemde, bilginin kaynağı probleminde bilgiyle ilgili öne çıkan filozoflar, bilgiyle ilgili yorum yapan filozoflar, yani bilginin nasıl elde edildiğine dair fikir üreten filozoflardan 3 tanesine bakacağız. Bunlardan birincisi Descartes, ikincisi John Locke, üçüncüsü ise Immanuel Kant.
Şimdi Descartes'e bakacak olursak, Descartes rasyonalist, yani akılcı bir filozof aslında baktığımızda. Ve zihnin kesin bilgiye ulaşabileceğini, bunun için ise her şeyden şüphe etmemiz gerektiğini söylüyor Descartes. Kesin bilgiye ulaşabilirim ama her şeyden şüphe etmem gerekiyor. Şüphe duyarak ulaşabilirim. Kuşkuyu bir yöntem olarak kullanıyor Descartes ve kendinden şüphe duyulmayacak bilgilere ulaşıncaya dek bütün bilgilerden şüphe ediyor. Her şeyden şüphe ediyorum. En son gerçek bilgiye ulaşana kadar, bundan emin olana kadar her şeyden şüphe ediyorum. Diyor ki, düşünüyorum, öyle o halde varım, öyleyse varım. Şimdi, madem ki ben her şeyden şüphe ediyorum, şüpheciydi, madem ki ben her şeyden şüphe ediyorum, o halde şüphe ediyorsam bir kere düşünüyorum. Bende bir akıl var, tamam düşünüyorum. Madem ki düşünüyorum, o halde ben varım. Yani bu cümlenin açıklaması aslında bu. Madem ki her şeyden şüphe ediyorum, öyleyse düşünüyorum. Madem ki düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes doğru bilginin kaynağını yalnızca akıl olduğunu ön plana sürer. Akıl doğru bilginin kaynağıdır. Yani bilgi doğuştan vardır, akılda vardır, rasyonalisttir, değil mi? Akılcıydı Descartes. Akıl vardı ve bilgiye ben akıl ile ulaşabilirim diyordu Descartes. Şüpheci aynı zamanda kuşkucu, bütün her şeyden kuşku duymam gerekiyor doğru bilgiye ulaşana kadar diyordu. Doğru bilgi mümkündür diyordu. İkinci filozofumuz ise John Locke. John Locke ise akılcılardan, yani rasyonalistlerden tamamen farklı düşünüyor. Mesela John Locke'a göre kırmızılık ya da tatlılık ya da işte üçgenler hakkındaki fikirlerimiz, üçgenler işte üç tane böyle çizgi var, kenar var, benim açıları şu gibi. Bu tarz bu nesnelere ilişkin bilgilerimizin duyumsamalarımızla, yani duyularımızla ulaşabildiğimizden bahsediyor. Kırmızı olması, bir şeyin tatlı olması, bunlar doğuştan gelen benim bildiğim şeyler değil. Ben bir şeyin kırmızı olduğunu görüyorsam ve bana ailem tarafından veya öğretmenim tarafından işte bir şeyin kırmızı olduğu veya üçgenin nasıl bir şekilde olduğu, üçgen şu şekilde, üçgen nasıl bir şekilde olduğunu veya karenin şöyle nasıl bir şekilde olduğunu bunları bana gösteriyorlar ki ben bunları biliyorum. Yani ben bunları duyularımla elde ediyorum aslında. Ben bunlara doğuştan sahip değilim. John Locke bundan bahsediyor ve John Locke'un tabula rasa diye bir kavramı var değil mi? Beyaz levha, boş levha. Beyaz nereden çıktı? Boş levha. Tabula rasa. Duyumdan önce bilgi diye bir şey yoktur. Locke'a göre zihin sanki boş bir levha gibidir ve bütün fikirler deneyimlerden gelir. Tamam mı? Duyumdan önce bilgi diye bir şey yok. Her şey deneyimlerle oluşur. Locke şimdi akılcı filozoflara, yani rasyonalizme karşı çıkıyordu ve akıl ilkeleriyle bilgiler eğer doğuştansa, Locke diyor ki eğer aklın ilkeleri ve bilgiler doğuştan iseler, yani a priori iseler, bu herkeste aynı olmalıdır diyor. Mesela işte Tanrı varsa ya da doğuştan geldiğine inanılan Tanrı düşüncesi insanlarla bir kere aynı olmalı. Yani her insan doğuştan gelen bir Tanrı düşüncesi varsa bu her insana göre bu şekilde olmalı. Ya da her insan atıyorum tek tanrıcılık, çok tanrıcılık, deizm, ateizm, panteizm işte bu tarz akımlar vardı. Bu tarz dini akımlar vardı. Bu tarz dini düşünceler vardı. O zaman diyor ki eğer bilgi doğuştan geliyorsa, tanrı düşüncesi, din düşüncesi bunlar eğer doğuştan geliyorsa, akıl ile elde ediliyorsa o zaman herkese aynı olması gerekiyor bir kere. Herkese farklı düşünceler olmaması gerekmiyor. Tamam mı? Bundan bahsediyor. Yani aynılık olması gerekiyor John'luk. Aynılık yok ben gördüğümde. Herkeste farklı düşünceler var. Bazıları Tanrı'nın olmadığını bile düşünüyorlar. O zaman ne diyorduk? Her şey deneyimle elde edilir. Doğuştan gelen bir bilgi yoktur. Yani bilgiler a priori değildir. A posterioridir. Tamam mı? John Locke tabula rasa, boş levha, küçüğüm, bebeğim, doğuyorum, hiçbir şey bilmiyorum, zihnim tamamen boş, büyüdükçe deneyimlerimle, ailem bana bunları anlatıyor. Sonrasında ben okula gidiyorum, okulda bana öğretmenlerim anlatıyor ve bu şekilde benim o levham, o beyaz tahta, o beyaz sayfa böyle yazılar gibi doluyor. Tamam mı? Deneyimlerimle elde ediyorum. Üçüncü düşünürümüz ise Kant. Şimdi Kant'ta tamamen farklı bir akım göreceğiz. Kritisizm. Kritisizm, eleştiricilik demek. Şimdi Kant bilgilerin hem de neye ihtiyacı olduğunu hem de bu verilerin akıl süzgecinden geçmesi gerektiğini savunmuştur. Yani hem de neye ihtiyacım var hem de akla ihtiyacım var. Bu bilgileri akıl süzgecinden geçirmem gerekiyor diyor. Akıl süzgecinden şimdi iki adımda Kant bunu açıklıyor. Birinci adım öncelikle
duyu verileriyle bilginin ham maddesi elde edilir diyor. Ben önce duyumsarım, önce gözlemlerim, bu şekilde bilginin ham maddesini, atıyorum kırmızının kırmızı olduğunu ya da üçgenin nasıl bir şekilde olduğunu bu şekilde öncelikle bir görürüm. Öncelikle bu şekilde bir ham madde olarak bilgimi elde ederim. İkinci adım olarak ise bu ham madde akıl kategorilerinde işlenerek bilgiyi oluştururum. Yani ben bu ham maddeyi, duyularımla oluşturduğum ham maddeyi akıl kategorileriyle işliyorum zihnimde ve bunu bir bilgiye dönüştürüyorum. Ve ben bu bilgiyi artık ömrüm boyunca biliyorum, tamam mı? Öncelikle benim ilk duyumsamam gerekiyor. Sonrasında ise ne yapmam gerekiyor? Bunu akıl kategorilerinde işlemem gerekiyor. Peki neden kritisizm dedik? Neden eleştiricilik dedik? Çünkü Kant akılcıları ve denecileri eleştiriyor. Bunların ikisi birbirinden farklı değil diyor ve bu ikisini, yani rasyonalizmi ve empirizmi tek bir noktada, ortak bir noktada aslında birleştirmeye çalışıyor. Kant'ın yapmak istediği bu. Tamam mı? İkisi de ayrılıyorlar kutupları ama aslında yanlış yapıyorlar. İkisi de gerekli. Önce duyum gerekli. Önce duyumsamam gerekiyor. Sonrasında duyularımla elde ettiğim o ham maddeyi, o ham bilgiyi ne yapıyorum ikinci adımımda? Zihnimde, aklımda süzgeçten geçiriyorum ve artık değişmeyecek bir bilgi olarak bunu oluşturuyorum diyor. Ne dedik? Öne çıkan problemlerimizden birincisi bilginin kaynağı problemiydi. İkincisi, yani bu dersimizde son göreceğimiz problem ise birey-devlet ilişkisi. Yani aslında birazcık daha böyle siyasete gireceğiz. Biraz daha siyaset felsefesine giriş gibi bir şey olacak. Bir mahiyette olacak. Üç tane filozoftan bahsedeceğiz. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau ve John Locke. Şimdi birey-devlet ilişkisi dediğimde bireyin devletle ilişkisi. Yani birey aslında devletten ne istiyor? Devlet bireyleri nasıl yönetiyor? Devlet bireyleri nasıl şekillendiriyor? Birey mutlu olmak istiyorsa devlet bunu nasıl yapmalı? Devlet bunu nasıl sağlamalı? Devlet bireylerin, insanların mutlu olması için neler yapmalı? Tamam mı? Söz konusu bu. Yani o iki ilişki bundan ortaya çıkıyor. Bir birey, bir devlet. Bunlar arasındaki ilişki. Bunlar arasındaki ilişkiye yönelik düşünceler ortaya konuyor. İlk olarak Montesquieu'dan bahsedeceğiz. Şimdi Montesquieu toplumdaki hızlı değişimlerin etkisiyle, yani toplumda sürekli bir şeyler değişiyor ve toplumu bilimsel olarak inceliyor. Yani Montesquieu toplumdaki değişimleri bilimsel olarak inceliyor, bilim ön planda. Gözlem ve deney metodunu kullanıyor topluma karşı, gözlemliyor toplumu, saha çalışmaları yapıyor. O toplumda yaşanan olayları tek tek inceliyor ve bu olaylardan genel yasalara, genellemelere varıyor. Her toplumda yaşanan olayları tek tek inceliyor ve bu olaylar, atıyorum Türkiye'de İstanbul'da Zeytinburnu'nda bu olay yaşanıyorsa, o zaman bu işte insanlar atıyorum yere çöp atıyorlarsa mesela, o zaman bu şehrin geri kalan kısmında veya ülkenin geri kalan şehirlerinde de böyledir diye tek tek toplumları inceliyor ve bu tek tek yargılardan genellemelere varıyor. Yani tüme varım yöntemini kullanıyor Montesquieu baktığımızda. Şimdi yasaların niteliğini ise, yani yapılacak yasaların ise toplumun belirlediğini söylüyor. Yani ben bir yasa oluşturuyorsam devlet insanı olarak, bir politikacı olarak bunu toplum belirler. Çünkü atıyorum Türkiye'de oluşturulan bir yasa ile Norveç'te oluşturulan bir yasa, toplumsal bir yasa birbirleriyle aynı değildir. Çünkü Norveç'teki halk ya da Norveç'teki devlet bu tarz ilişki içerisinde değil, Norveç'teki halk devletten farklı şeyler talep eder. Refah düzeyi yüksek bir ülke zaten ve devletten talep edeceği şeyler de aslında böyle klasik, basit düzeydeki şeyler değildir. Daha geniş, daha büyük düzeyde, daha böyle onları entelektüel olarak geliştirecek bir şeyi devletten talep ederler. Türkiye'ye baktığınızda ise veya Türkiye dışında farklı işte gelişmekte olan ülkeler veya gelişmemiş ülkeler veya Orta Doğu toplumlarına baktığımızda ise aslında durum tam tersi. Buradaki günlük sorunlarımız, hani şu an bu virüs olayını kapsamazsak eğer, bizim sorunlarımız aslında işte asgari ücret veya herhangi bir işte maaş veya kadınların iş sahasında yer alması gibi, kadınların işte eşit haklara sahip, aslında biz böyle daha temel, daha insani, daha böyle ana böyle eşitlik, özgürlük, daha bu haklar, bu hakları devletten talep ediyoruz. Yani devletlerin oluşturduğu yasalar topluma, toplumdaki bireylere, toplumdaki insanlara göre değişiyor. Her toplum, her devlet aynı yasalarla işleyemez, aynı kurallarla işleyemez, tamam mı? Kültürler de farklı çünkü. Şimdi Montesquieu insanın başkasının hakkını yemeden özgürce davranma yetisine sahip olduğunu belirtiyor.
Bu özgürlüğün korunması için ise güçler ayrılığı ilkesini ön plana sürüyor. Şimdi herkes özgürdür, herkes özgürce davranma yetisine sahiptir Montesquieu'ya göre ve bunun gerçekleşmesi için yani özgürlüğün korunması için güçler ayrılığı ilkesini öne sürüyor. Şimdi devletlerde yasama, yürütme, yargı güçleri var ve özgürlüğü kısıtlamamak için bunlar yani bu güçler birbirlerini denetlemeleri gerekiyor. Bu güçler birbirleriyle ayrı olmaları gerekiyor. Bu güçler ayrı kişilerin ellerinde olması gerekiyor değil mi? Güçler ayrılığı ilkesi zaten bu anlama geliyordu. Eğer insanlar özgürce hareket etmek istiyorlarsa, özgürlüğün sağlanması gerekiyorsa yasama, yürütme, yargı bunların birbirlerini denetlemesi gerekiyor. Yani üçünün ayrı ellerde olması gerekiyor. Aslında siyaset biliminde, siyasette güçler ayrılığı ilkesini ilk öne süren ve sonrasında bu ilkenin devamlılığını sağlayan kişi yani bu fikri ortaya atan kişi Montesquieu'dur. Tamam mı? Montesquieu'yu bu şekilde kodlayabilirsiniz. Güçler ayrılığı ilkesi. Bir diğer düşünürümüz ise Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau'yu aslında son zamanlarda böyle birazcık kulak aşinalığımız var. Filozof Küçük Atakan'dan dolayı. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi diye bir eseri var. Değil mi? Bu eser üzerinden aslında biz gideceğiz konumuzu anlatırken. Şimdi Jean-Jacques Rousseau devlete yönelik düşüncelerini açıklarken doğal yaşamdan bahsediyor. Yani doğal yaşamdan hareket ediyor. İnsanların aslında ilk insanın doğada özgür ve eşit yaşadığı ilk insanlara doğru bu işte Hazreti Adem gibi o tarz ilk insanlara gittiğimizde aslında Jean-Jacques Rousseau diyor ki insan doğada özgür ve eşitti ama yaşamı toplumların kurulmasıyla son buldu. Yani özgürlük ve eşitlik toplumun kurulmasıyla son buldu diyor Jean-Jacques Rousseau. Özellikle diyor, mülkiyet kavramının ortaya çıkmasını, özgürlüğü ve eşitliği ortadan kaldırdığını söylüyor Jean-Jacques Rousseau. Mülkiyet kavramı, özel mülkiyet. Özel olarak insanların bir şeylere sahip olması, bir mülke sahip olması Jean-Jacques Rousseau'ya göre özgürlük ve eşitliği ortadan kaldırıyor. Şimdi insanlar bir araya gelip zorunlu olarak toplum sözleşmesi yapıyorlar. Çünkü neden? İnsanlar çoğaldılar, toplum oluştu. İnsanların çıkarları, insanların istekleri, insanların düşünceleri birbirlerinden çok farklı ve insanlar kendi düşüncelerini ön plana sunuyorlar. Kendi düşünceleri doğrultusunda yaşamaya adıyorlar kendilerini ve bu nedenle sürekli bir çatışma halindeler. Bu çatışmaya da engel olmak için artık ne yapmamız gerekiyor? Bir lider seçmemiz gerekiyor ve bu lider bizi hem kendi içimizde hem de dışarıdan bir toplumdan gelecek tehlikeye karşı korumalıdır diyor. Yani bu toplum sözleşmesi aslında böyle soyut bir sözleşme. Bunu böyle kağıt üstünde kalemle imzalanmış bir sözleşme olarak düşünmeyin. İnsanların kendi özgür, hür iradesiyle kendi özgürlüklerini bir başka kişiye devretmesi. Yani bir başka kişi bana kurallar koyacak, bana hakim olacak, beni yönetecek, benim liderim olacak, beni içerideki tehditlere ve dışarıdan gelen tehditlere karşı koruyacak. Çünkü buna ihtiyacım var, çünkü nüfus arttı, çünkü üretilen mallar, çünkü yaşanan yer artık bana yetmiyor, benim başka topraklara ihtiyacım var, benim başka kaynaklara ihtiyacım var. Değil mi? İnsanlar bu nedenle sürekli çatışma halindeler ve bu çatışmanın durdurulması gerekiyor. Şimdi Jean-Jacques Rousseau ancak şöyle söylüyor. Haksızlık durumlarına çözüm olsun diye tamam bu sözleşme kuruldu, bu sözleşme oluşturuldu ama bu sözleşme insanları bir süre sonra köleleştirecektir diyor Jean-Jacques Rousseau. Ne demişti? Doğal yaşamdan hareket ediyordu ve ilk insanın özgür ve eşit yaşadığını ama toplumun oluşmasıyla bu özgürlüğün ve eşitliğin sınırlandığından bahsediyordu. Toplum sözleşmesinde de aynı şekilde bundan bahsediyor. Bir süre sonra tamam çözüm olsun diye biz toplum sözleşmesi yaptık, lider seçtik, siyaset kuruldu, devlet kuruldu ama diyor bir süre sonra bu sistem insanları köleleştirecektir diyor. Köleliğe doğru götürecektir diyor. Tamam mı? Jean-Jacques Rousseau'nun önem verdiği şey şu. Toplum içinde insanların özgür yaşamaları. Böyle bir düzen oluşmalı. Tamam mı? Toplum içinde Jean-Jacques Rousseau diyor ki toplum içinde insan özgür yaşamalı. İnsanın özgür olabileceği bir düzen kurulmalı. Buna önem veriyor. Üçüncü düşünürümüz ise John Locke. Şimdi John Locke'u diğer problemde, bilginin kaynağı probleminde de değinmiştik. Tabula rasa kavramıyla bilgi nasıl var olur, deneyimle var oluyordu. John Locke empirist bir filozoftu. Şimdi ise siyasetle ilgili yani devlet ilişkisiyle ilgili düşüncesini ele alacağız. Öncelikle 17. yüzyılda
geçmiş yüzyıla baktığımızda mutlak monarşiye dayalı bir devlet sistemi söz konusuydu. Mutlak monarşi vardı. Devletin her türlü gücü elinde bulundurmasının birlik ve beraberlik açısından zorunlu olduğu görülmüştü. Devlet her gücü elinde bulunduruyor. Bütün işte kuralları ortaya koyuyor. Bu neden oluşturuyor? Birlik, güç, beraberlik. Bunun simgesi olarak mutlak monarşi vardı 17. yüzyıla baktığımızda. Bu görüşe yani mutlak monarşiye karşı çıkış ise ilk defa John Locke tarafından yapılıyor ve John Locke mutlak monarşiye karşı, bakın buraya çarpı koymuşum, liberal devlet görüşünü yani liberalizmi yani özgürlükçü bir devleti savunuyor. Liberal bir devlet sistemini savunuyor, tamam mı? İnsanların doğal ortamda özgür bir şekilde yaşadığını, herkesin eşit olduğunu ve birlikte birbirleriyle dayanışma halinde olduklarını belirtiyor. Eğer diyor bir kişi bu düzeni bozarsa ve birine zarar verirse bu zarara uğrayan kişi orantılı bir şekilde zarar veren kişiyi cezalandırma hakkına sahiptir. Yani biri bana zarar veriyorsa ben insan olarak aslında içgüdüsel olarak kendimi koruma eğilimindeyim ve kendimi korurken de aslında onu cezalandırırken karşımdaki kişi, bana zarar veren kişiyi farklı bir yola gidebilirim. Hani elimde olmadan böyle sinirlerime hakim olamam, sert davranabilirim. Onun yaşam hakkına sınırlayıcı bir şey ortaya koyabilirim diyor. Cezalandırma işinde de işte John Locke diyor ki insanlar öfkelerine yenik düşebilirler ve bu durum kargaşa yaratabilir diyor. İnsanlar bu nedenle öfkelerine yenik düşmesin diye kendi öfkeleriyle olmaması gereken bir şey yapmaması gerektiğinden dolayı toplum sözleşmesi oluşturmuşlardı diyor. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun görüşüyle hemen hemen aynı. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle özgürlük kısıtlamalarını, özgürlüklerini bir başka kişiye devrediyorlar, tamam mı? Çünkü ben başkasına zarar veriyorum, bu kötü bir duruma yol açıyor, öfkeme yenik düşebiliyorum. Bu nedenle beni denetleyecek, bizi denetleyebilecek bir kişiye benim ihtiyacım var diyor, tamam mı? İnsanlar kendi aslında iradeleriyle bu devleti kuruyorlar ve eğer ben devlet kurduysam, tamam mı? Toplum sözleşmesi yaptım, bir devlet kurdum, bir lider seçtim. O zaman John Locke diyor ki bu liberal bir devlet olmalı. Liberal, özgürlükçü bir düşünce olmalı. Demokrasi çok önemlidir diyor bu sistemde. Demokratik bir şekilde, demokratik bir düzenle aslında insanlar yaşamlarını sürdürmeliler diyor. Yine yani özgürlük önemli. Devlet düzeni içinde ben yine özgürlüğe ve eşitliğe yer veriyorum. John Locke'un da temel düşünceleri aslında bunlardır. Tamam mıdır? Ne dedik? Birey ve devlet ilişkisinde Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau ve John Locke'un düşünceleri önemliydi. Ben burada temel kavramlar olarak zaten nelere önem verdiklerini bu şekilde yazdım. Jean-Jacques Rousseau'nun önemli eseri Toplum Sözleşmesi, tamam mı? Bu Jean-Jacques Rousseau'nun bir eseri. Elinizde olduğu sürece bir süre zarfında bu eseri okumanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir eser. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi adlı eseri. Evet, 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde ne demiştik? 4 tane ana problem üstünden gidiyoruz. Birinci problemimiz bilginin kaynağı problemi. İkinci problemimiz birey-devlet ilişkisi problemiydi. Üçüncü problemimiz ahlakın ilkeleri problemiydi. Dördüncü problemimiz ise varlığın oluşu problemi. Bu dersimizde ilk iki problem üzerinden gittik. Bir sonraki dersimizde ise diğer iki problemden bahsedeceğiz. Şimdilik umarım keyifli geçmiştir sizin için. Umarım verimli geçmiştir. Dediğim gibi ana noktalar, ana kelimeler aslında çok basit, çok kolay. Önemli olan bu dönemlerin karşılaştırmalarını yapabilmek. Bu süre içinde, bu çağ içinde nelerin böyle sıra sıra geldiğini, önce din vardı, sonra bilim geldi, reform, Rönesans, sonra aydınlanma, işte sanayi devrimi, Fransız devrimi. Bunlar aslında tarihsel olarak bilebiliyorsam bunlar hakkında yorum da yapabilirim. Yalnızca şu filozofların ezberi size kalmış bir şey. Şimdiden size iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere, iyi günler.